Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 10. söz, Haşr Risalesi 7. hakikat. Bab-ı hıfz ve hafıziyet olup, ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Defalarca okuduğumuz ve dinlediğimiz gibi, sizlerin de tabii ki, Haşr Risalesi, Haşr bahsi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından, hakikatlarından, meselelerinden bir tanesi. 4 temel esasdan bir tanesi. Hepinizin bildiği mesele bu. Yaklaşık Kur'an-ı Kerim'in %25'ini bir şekilde ilgilendiriyor, işgal ediyor. Bu kadar önemli bir bahis. Haşr meselesi, öldükten sonra bütün insanların istisnasız Adem Aleyhisselam'dan kıyamet hengamındaki son nefesini veren son insana kadar bütün insanların Allah'ın onlara takdir ettiği hayatlarının her anından hesaba çekilmek üzere kabirlerinden kaldırılıp o büyük günle yüzleşmesi hakikatidir. Çok büyük bir mesele arkadaşlar. Böyle bir meselemiz var. Böyle bir dava var başımızda. Allah kazananlardan eylesin inşallah. Çok büyük bir mesele, çok büyük bir dert. Ama çok bereketli bir dert. Dert dememiz yanıltmasın inşallah. Bir büyük Allah dostu Burhan abi buyuruyor, okudum. Çok da etkilendim. Öyle bir derdim var ki, bin dermana değişmem. Bin dermana değişmem diyor. Allah bu dertle dertlenmeyi nasip eylesin. Şu ataletin, uyuşukluğun, tembelliğin, gafletin ve her anından bizi kurtarmak adına böyle bir dertle dertlenmeyi Allah nasip eylesin. Başımızda böyle bir mesele var arkadaşlar. Biraz daha açalım. Ebedi bir hayatı kazanmak veya kaybetmek meselesi. Üçüncü bir ihtimal var mı? Yok. Bu işin ortası var mı? Yok arkadaşlar. Ebedi bir hayatı kazanmak veya kaybetmek meselesi. Şu dünya planında ebedül abad yolcularıyız hepimiz. Yokluk karanlıklarından Allah'ın lütfuyla, keremiyle yolculuğumuz başlatıldı. Anasır alemine uğradık. Annelerimizin, babalarımızın bedenlerine intikal ettik. Orası da bizim için bir vatandı. Şu dünya planındayız şimdi. Kabir alemi var, ervah alemi var, berzah alemi var. O büyük mahkeme yaşayacağız. Allah alnımızı ak eylesin. Sırat var, daha dur. Ama bütün bu merhalelerin en önemli, en dikkatli olmamız gereken planındayız. Bakın arkadaşlar. Ahiret muhakkak uladan, yani buradan hayırlıdır. Ama orası bir sonuçtur. Mesele burada bitecek. Burada şekillenecek arkadaşlar. Burada yaşadıklarımızla orada yüzleşeceğiz sadece. Ahiret sonuçtur. En dikkatli olmamız gereken, kılın kırk yarılması gereken, ben buna ince yol yürüme sanatı diyorum. Şu dünya hayatına. İnce yol yürüme sanatı. Farz et ki şu anda şimdi Sırat Köprüsü'ndeyiz. Allah aynı titizliği nasip eylesin. Sırat Köprüsü titizliği nasip eylesin Allah. Evet, gafleti üzerimizden kaldırsın. Şimdi ahirete iman, dolayısıyla haşir meselesi. Üstadımız öyle bir anlatmış ki, bu 10. söz, başka risalelerde de var ama, öyle bir ispat etmiş ki, İnsanların biraz evvel söylediğimiz realiteyi, hakikati belki matematik kesinliğinden, bu çok iddialı bir söz gibi gelebilir, 2 kere 2'nin 4 etmesinden daha kesin olabilir. Çünkü 2 kere 2 bu dünyada 4 ediyor ama o 4 paylaşılırken başımıza neler geliyor? Mesela o 4'ün paylaşılmasında arkadaşlar. Ama ahireti üstadımız bu 10. sözde çok kesin, çok akli bürhanlarla
delillerle, şu içinde bulunduğumuz şehadet aleminde hem de buradaki delillerle ve Kur'an'la ve Peygamber Efendimiz'le aleyhissalatü vesselam ispat ediyor. Burada okuyacağımız yedinci hakikat. Bab-ı hıfz ve hafıziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. İsmi hafiz ve rakip murakabe altındayız demektir arkadaşlar. Rakip ismi Allah-u Teala. Murakabesindeyiz. Her halimiz, her anımız takip ediliyoruz, izleniyoruz. Dahası amellerimizin zerre miskal hayır veya şerli olanı kaydediliyor. Muhafaza ediliyor. O büyük günde Allah, tekrar söylüyorum, yüzümüzü ak eylesin. Allah hafız ismiyle, birazdan okuyacağız üstadımızın ruhundan özür dileyerek mukaddemeyi biraz böyle bir iki dakika uzattık. Allah-u Teala'nın hafız isminin tecellisinden yola çıkarak neleri hıfzettiğini burada bize izah ederek, yeryüzünün sultanı olan Allah'ın halifesi mesabesinde, çizgisinde, şerefiyle burada bulunan insanın amellerine hele sıra geldiğinde, evet, tekrar söylüyoruz, Allah gafletin bir anını bile nasip etmesin arkadaşlar. Meselenin azametini anlama noktasında, izan ve idrak noktasında hayatımız da şekillenecek. Allah hafizdir, her şeyi hıfzediyor. Ama meselenin bir de bize bakan yanı var arkadaşlar. Allah'ın isimlerine en külli muhatap biziz değil mi? En külli muhatap insandır. Azami noktada hem de insandır. O isimlerden hafız ismi de bizde tecelli ediyor. Nedir? Hafızamız var. Biz de çok önemli meseleleri unutmamaya çalışıyoruz. Büyük bir nimet. Allah kainatın her anını hıfz ederken arkadaşlar, Allah'ın halifesi olan insana düşen sadece celalet. Yaratılış çizgisini, üstünlüğünü koruyabilmek, muhafaza edebilmek. İmtihanımız budur. Adem Aleyhisselam yaratıldı ki ona tasavvuf ehli, insana dolayısıyla kainatın cilası diyor. Tasavvuf ehlinde, sufilerde bu tabirler vardır. Biz onu okuduğumuzda zaman zaman zorlanabiliriz ama onlar ehli haldir. Duymadıkları, hissetmedikleri bir şeyi beyan etmezler. Ve şöyle bir cümle okumuştum abi. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratıyor, tamamlıyor kainat sarayını, sofralar hazır, tablolar, ziynetler, her şey bir tamam. Ama tabiri caizse, tabii Allah'a izafe edilemez ama meseleyi anlayalım diye, bize bakan veçhesiyle şöyle bir cümle kuruyorlar. Allah kainatın isim ve sıfatlarına bir hakkın aynadarlık vazifesini kamil manada yapamadıklarını görüyor ve kainata cila vurmak irade ediyor. Hani şu sehpayı yapar marangoz, çok da güzeldir ama bir şeyi eksiktir. Parlamıyordur. O cila insandır arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'ı yarattı, kainat pırıl pırıl hale geldi. Hele şurada taşıdığı iman cevheriyle. Şimdi bize düşen, konuyu fazla dağıtmadan inşallah bunu izah etmeye çalışalım. Bize düşen şu, kainatın her anını muhafaza eden, hıfz eden Allah-u Teala, kuluna, halifesi olan insana yaratılış çizgini de sen muhafaza et emretti. Adem Aleyhisselam yaratıldı, meleklerin tamamı secde ettirildi. Bu öyle bir çizgi. Çok müşerref bir arş. Göz kamaştırıyor. Ama o çizgiyi koruyabilmeyi Allah muhafaza eylesin. Bize de bu düşüyor. Ya Rabbim, bana lütfettiğin, ihsan ettiğin emanetine tabiri caizse gözüm gibi bakmaya çalışarak şu dünya imtihanını tamamlayıp tekrardan huzurundayım. Yolculuk seninle başladı ve son nokta yine senin huzurun. İşte bana emanet ettiğin kimlik, işte bana lütfettiğin mahiyet, camiyet,
elimden geldiği kadar toz kondurmamaya çalışarak huzurundayım. Tabii ne mümkün şu helaket felaket asrında, ama tekrar söylüyoruz, şu dünya hayatı bir derece ahiretten de önemli. Tekrar söylüyorum, orası sonuçtur. Burası önemlidir. Orada buradaki hallerimizle yüzleşeceğiz. Zerre miskal amelimiz de ihmal edilmemek şartıyla. Tekrardan söylüyorum, Allah inşallah hepimize yaratılış üstünlüğümüzü tüm mahlukata kıyasla muhafaza ettirmeyi nasip eylesin. O sorgulayan yanımızı, bakın çocuklara, daha doğar doğmaz 2 yaşında, 3 yaşında, hatta psikologlar diyor ki abi, her şeyi ağzına götürmesi aslında sorgudur. Tanımaya çalışıyor. Kainatı, olanı, biteni hayretle izliyor. Muazzam bir aleme geldi çünkü ana rahmine kıyasla. Tanımaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Sonra biraz bir iki yaşına gelince, dinlenmeye başladığında sorgulamaya başlar. Anne bu ne, baba bu ne, abi bu ne? Yaş ilerler, akıl yoldaş olmaya başlar, gurur, kibir, enaniyet, sorular azalır. Her şeyi artık o bilir. Allah inşallah o soruları son ana kadar sorabilmeyi nasip eylesin. Tefekkürdür bu, sorgula. O sorgulayan yanımızı da Allah muhafaza etmeyi nasip eylesin. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde yaş, kuru, küçük, büyük, adi, âli her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafıziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafeti kübra gibi bir rütbede, emaneti kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyeti ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin. Muhasebe eleğinden geçirilmesin. Adalet terazisinde tartılmasın. Şayeste ceza ve mükafat çekmesin. Hayır asla. Risale-i Nur'un bizlere kazandırdığı en büyük kazanımlardan bir tanesi bu muhakemedir arkadaşlar. Kendi adıma bunu söylüyorum. Kendimde bunu müşahede ettim. En çok kazandığım ne olabilir diye sorguladığımda bir defa bakmayı keşfettim. Yeniden kainatı, hadiselere, kendime, sahip olduklarıma, elimdeki değerlere, kainata bakmayı keşfettiriyor Risale-i Nur. Tabiri caizse üstad o sımsıcak eliyle elimize tutuyor. Gel bir de böyle bakalım kainata. Bir de bu açıdan bakalım. Adiyattan zannettiğimiz, sıradan zannettiğimiz, tesadüfe verdiğimiz, bunlar da normal zannettiğimiz her şey aslında mucize. Bir bu. Bakmayı yeniden keşfettim. Bir de muhasebe yapmayı. Kıyaslamayı. Muhakeme edebilmeyi üstadımız. İşte burada hiç mümkün müdür ki ile bir davettir bu. Aklı muhatap alıyor. Mantığını önüne koy, bir empati yap veya sorgula, hayalinden olabilir. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, âli her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip, iki de şart getirdi üstadımız, kemali intizam ve mizan içerisinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafıziyet. Bunu kim inkar edebilir arkadaşlar? Bu nasıl bir hıfz? Ben birkaç derse bunu paylaşmıştım geçmiş arkadaşlarla yaptığımızda. Abi şu kasırgalar, Amerika'yı böyle bir kasırga dönemi vardır. Bundan bir 10 sene kadar önce, belki o kadar olmamıştır. El Nino diye bir, adı da şımarık çocukmuş. Bir kasırga yaktı yıktı tabiri caizse. Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu. Burası imtihan dünyası. Altını üstüne getirdi tabiri caizse, ama bir de yaklaşık 200 küsür yıl bir damla yağmur düşmeyen o Nevada'ya yakın bir çöle de kasırga yağmur götürmüş abi. 200 yıl yaklaşık 50 derecelik kızgın güneşin altındaki kumlara yağmur taşıdı.
Ve bir hafta sonra çöl cennete döndü. El Nino'nun bir de bu yüzü diye bir böyle şeyleri var. Belki halen vardır o resimler. 200 yıl Allah-u Teala muhafaza ediyor orada o tohumları. Bir sünnetullah kanunu, bir yasa gelip o şartlar yerine getirildiğinde anında iade ediyor. Orada bir şekilde Allah muhafaza ediyor. Önemli olan bakın nedir arkadaşlar? Önemli olan şudur. Allah Celle Celaluhu. Kanunlarla, sünnetullah, adetullah kanunlarıyla, yasalarıyla hükmünü icra ediyor burada. Sebep-sonuç ilişkisini hakim kılmış. Neden? Çünkü burası imtihan dünyası. Bunu kanunlarla yapıyor. Bakın, haşir meselesiyle alakalı bir şey söyleyelim. Önemli olan baharı getirebilmektedir, değil mi? Bahar geldi. Tam da içerisindeyiz. Tam da mevsimin ortasındayız. Bahar mevsimini getirebilmektedir mesele. Burhan abi, bahar geldi çattı. Şartlar Allah-u Teala'nın kabzasında. Ha bir çiçek, bahçemizi açan tek bir çiçek, bütün dünyayı öyle bir hayal edin. Ha bütün yeryüzü ne fark eder arkadaşlar? Kudrete ağır mı gelir? Önemli olan baharı getirebilmektedir. Bahar geldiği andan itibaren bir çiçek için hangi şartlar gerekiyorsa bütün yeryüzü bahçesi içinde aynı şartlar, aynı sünnetullah kanunları yeryüzünü cennete çeviriyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Önemli olan haşir sabahını getirebilmekti. O gün gelip çattığında ha bir tek insana kalk, ha bütün insanlara, kıyamete kadar gelen bütün insanlara hesap vermek üzere kalk. O gün toprak, arz sakladığı her şeyi haber verecek. İhbarha diyor, ihbar edecek ne varsa bağrında. Tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Biz Allah'ın huzuruna, akıbet noktasından bakalım. Bu yolculuğun sonu Allah'ın huzuru. Cennet mekanlara davetliyiz. Bu Allah'ın vaadi. Hatta cennet üstü bir nimet daha var. Rıdvan makamı diyor Kur'an-ı Kerim. Cemalullah yani. Rüyetullah. Allah nasip eylesin. Hedefimizi büyük tutalım. Bir insana kişilik kazandıran, o insanı değerli hale getiren idealleridir. Hedefindir. Muhabbet duyduğun o objeler diyorlar şimdi, o nesnelerdir. Veya amacın sana kişilik kazandırıyorsa sevmeye devam et kardeşim. O uğurda çok da fedakarlıkta bulunabilirsin. Ama uğruna deli divane olduğun o amaç, o gaye senden bir şeyler törpülüyorsa, kişiliğinden, değerinden, çizginden, o bütün mahlukatın imrenerek seyrettiği, izlediği mahiyetinden, camiyetinden bir şeyler alıyorsa vazgeç. Hem de bir an önce. Üstad burada bir tabir daha kullandı. Rububiyeti ammeye temas eden amelleri kulun. Bu şu demek arkadaşlar. Rububiyeti amme şu. Allah her şeyin Rabbi değil mi? Umumi rububiyet. Kainatın, sadece dünya değil, bütün kainatın Rabbidir. Ama bütün kainatta gerçek kasıt insandır. Bu kainat kasıt değildir Allah cenabinden. Kasıt biziz. Allah'ın hedefinde, hani ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi sevdim. Kutsi bir hadis. Bilinmeyi sevdim diyor Allah-u Teala. Bilinmeyi irade ettim. Hiçbir varlık, melekler dahi olmak üzere Allah'ı şanına, kibriyasına, celaline yakışır bir şekilde bilme imkan ve ihtimalleri yok. Bu iş insana has. İnsana mahsus bir özellik. O nedenle gerçek kasıt biziz. Kainattaki rububiyet insan merkezli böyle çekip çevriliyor tabiri caizse. Bizim amellerimize göre, bizim ibadetimize ve marifetullahımıza göre Allah-u Teala bu kainatı tanzim etti, takdir etti. Bizim amellerimiz rububiyeti ammeye temas ediyor. Benim için dönüyor kainat, bütün sistem, galaksi, yeryüzü, atom ne varsa. Rahatlıkla hepiniz bunu söyleyin benim için. Hedefte biz varız arkadaşlar.
Allah inşallah, bakın şu tabiri de kullanıyoruz. İnşallah çok dağıtmayız. Mevlana Hazretleri buyuruyor, bir insan için en büyük felaket, en büyük tehlike kendinden uzaklaşmasıdır. Kendine yabancılaşması kadar büyük felaket yoktur. Kimliğinden, kişiliğinden, değerinden, çizgisinden, mahiyetinden uzaklaşması kadar büyük bir tehlike ve felaket olamaz. Çünkü burada da paylaşalım, belki birkaç derste daha konuşmuştuk. Arkadaşlar, şu dünya planında da böyledir. Bizim dışımızda birileri tarafından bir zarara uğratılabiliriz, aldatılabiliriz, ticarette olabilir, başka meselelerde olabilir. Ama bütün bunların hepsinin telafisi imkanı vardır. Bir başkası tarafından uğradığımız ihanetlerin ve aldatılmaların telafi imkanı vardır. Allah nasip eder, bir başka kapı açar. Ama bizzat ben kendimi aldatırsam eğer, kendime ben ihanet edersem, değerime ben ihanet edersem Allah'ın indindeki, o zaman umudu da tüketmiş oluruz. Rububiyeti ammeye temas eden fiilleri diyor, nasıl muhafaza edilmez? Yaş, kuru, küçük, büyük, adi, âli, ne varsa her şeyi kemali intizamla muhafaza eden Allahü Teala, o kadiri mutlak, halifem diye onurlandırdığı, bütün melekleri önünde secde ettirdiği kulunun amellerini, evet. Evet, şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan içerisinde. Mutlak bir ölçüyle. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Bunlar olmasa ne nizam kalır ne mizan kalır. Nizam düzendir, mizan ölçüdür arkadaşlar. Bu iki unsur, bu iki hakikat kainatta kemali şaşa ile hükmünü icra ediyor. Nereye baksak mizan ve nizamlar. Beşerin bulaşık elinin değmediği, her neresi varsa bir bakın, hangi mahluk olursa olsun, tam da böyle olması lazım. İtiraz ne mümkün? Yaratılan ne varsa, kemali nizam ve mizan noktasında Allah-u Teala amelleri hıfzediyor, kainatı sevkü idare ediyor. Bunun için ilim, hikmet, irade ve kudret şart. Bunun alt, arka planında, alt yapısında bunlar var. İlim olacak, kudret olacak, hikmet olacak ve irade olacak. Yani bir kasıt olacak. Çünkü görüyoruz, her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. İnsan yavrusu böyle bir bebek dünyaya gelir, muntazamdır, muhteşemdir. Ama nice evreler geçirir, gelişir, büyür, kemal bulur. Ama her dönemde o nizam ve intizam mutlak bir tasarrufla Allah cenibinden o insana Allah tarafından uygulanır. Tasarruf olarak insanın gelişmesinde mutlak hakim kılınır. Belli bir noktadan sonra kaşların büyümemesi. Hepsi hesaplanmış. Her şey hikmetli. Uzuvlar, şu kafa yapısı. Enteresandır abi. Bunu da ben yeni öğrendim yaklaşık bir. Şu kollarımızı tam açtığımızda her insan için şaşmaz bir yasadır. Boyumuz tam o kadardır. İki kol aralığı boyu o kadardır her insanın. Bu nasıl bir hesap? Bu nasıl ilim? Bu nasıl hikmet? Şu parmak izinden bir daha yok. Göz bir daha yok. Kromozomlarımıza kodlanmış o zincir, DNA, genetik zincirde bir daha yok. Ferd ismiyle Allah-u Teala seni sende muhafaza ediyor. Hani şu kopyalama var ya, klonlama deniyor buna. Aslında Allah-u Teala'nın hafız ismine bir yandan hizmet ediyor bilim. Farkında değil belki. Hani insan ölür, toprak olur, erir, çürür, dağılır, gider değil mi? Galemen yuhilizame ve hiyaramim.
Kul da sorar. Bu toprak olmuş, dağılmış, un ufak olmuş, çürümüş bu kemikleri kim diriltecek bir daha? Nasıl olur bu iş? Arkadaşlar, bir insanda yaklaşık 80 ila 100 trilyon arasında hücre var. 80 ila 100 trilyon arasında hücre. Ve seni sende 80 ila 100 trilyon kere muhafaza ediyor Allah-u Teala. Kopyalamak bu demek. O hücreden bir daha yok yeryüzünde. Ne yaratıldı ne de gelecek olanlarda. İstikbalden gelecek olanlarda da yok. Seni bizzat sende 100 trilyon kere muhafaza eden Allah'tan, o kadir-i mutlaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, ben her zaman söylüyorum. Matematikte sonsuzluk kavramı keşfedildikten sonra 2'ye, 3'e, 5'e katladı o bilim. Sonsuzluk kavramından sonra çok yol aldı. Bu kainatın yıkılıp yapılmasında, yeniden inşa edilmesindeki zorluk katsayısı veya bütün insanların kabirlerinden tekrar kaldırılıp Allah'ın huzurunda haşredilmesindeki zorluk katsayısının gözümüz önündeki bir yumurtanın ete, kemiğe, duyguya, tavus kuşuna tabiri caizse dönüşmesinden çok da büyük değildir. Kainat yıkılıp yapılır, zorluk hangi katsayıda ise, çünkü o da imkansız, orada da bir imkansız gerçekleşiyor, kainata da. Ama kul cenibinden imkansız. Allah cenibinden bakabilirsek, eğer ki Allah nasip eylesin, o sonsuz kudret noktasından, o açıdan bakacak olursak, bir tek şeye ihtiyacı var Allah-u Teala'nın, ol emrini. Yumurtaya can verirken ol diyor, o kadar. Kainatı yaratırken iki defa ol demiyor. Yine bir defa, bir kere ol. Ve ahireti ve haşri ve cenneti ve cehennemi o kudret vaat ediyor Allah arkadaşlar. Kendi yetersiz takatimizden bakmayacağız. O sonsuz kudret, ilim, hikmet, rahmet ile ahir. O muhit sıfatlar noktasından bakabilmeyi Allah nasip eylesin. Evet. Her maslu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alemi şehadetten göçüp giden her şeyin Hafız-ı Zülcelal birçok suretlerini Elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfzedip ekser tarihi hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. İşte biraz evvel verdiğimiz misal. Çölde 200 yıl çünkü yazılmış. Çünkü nakşedilmiş o göze görülmeyen tohumlarda, kumların arasında bir yerlerde. 200 yıl kızgın güneşin altında kalmış o tohumlarda Allah-u Teala hıfz ediyor. Yazmış kader kalem. Şartlar yerine getirildiğinde Allah cenibinden sen seyreyle manzarayı ondan sonra. Evet. O büyük günde de biz bu sefer kendi hayatımızla, akıbetimizle yüzleşeceğiz. Orada yine tasavvuf ehli buyuruyor ki insan susar. Amellerin resmi geçidi izlenir. Evet. İnsan susar, amellerin resmi geçidi izlenir. Bir de yeri gelmişken bunu da paylaşalım. Burayla alakalı olduğundan dolayı Celal abi. Hani bir söz vardır. Bütün azalarımız şahit olacaklar. Ben yaptım, ben gördüm, ben ettim, ben yürüdüm, ben yedim. Haram, helal, neyse. Azalar şahit olacak. Bu hakikate tabi ehli dünya tarafından itiraz edilir. Nasıl olur eller, kollar, gözler nasıl şahit olacak ki? Arkadaşlar bırak ahireti, şimdi dünyevi mahkemelerde de öyle zaten. Seni dinlemiyor bile hakim. Tırnağından bir parça düştüyse o sensin, bir daha yok ki yeryüzünde. Bir damla kan, bir saç teli. Şahit yahu. Sen oradaydın. Çünkü 6 milyar içerisinde bir daha yok o DNA'dan. Sen özensin. Bak şimdi şahit oluyor. Eskiden saatini düşürmüş. Bilmem düğmesi kopmuş. Hayır bırak bakmıyor bile.
adli tıp insana ait bir şey arıyor artık. Azaların şahit olacağı hakikati burada şu anda şimdi. Hele o büyük günde. Ben her zaman söylüyorum. Allah'ın rahmetine, keremine sığınarak. Ya Rabbim Settar ismiyle günahlarımızı setreyle. Çünkü öyle yanlışlar yaşanıyor ki. Cehenneme girmeden utancı yeter arkadaşlar. Ben şunu da tekrar burada söyleyelim. Allah'ın insana lütfettiği şu istidatlar, şu kabiliyetler, şu letaifler içerisinde en kıymetli olanlardan bir tanesinin de şu utanma, haya duygusu dediğimiz haslettir. İnsanı insan eden bir duygudur bu. O nedenle dua ediyoruz. Ya Rabbim yüzümüzü ak eyle. Evet. Mesela beşerin hafızası o aynelerden hafıziyet levhalarından misaller veriyor. Beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafıziyetin azameti ihatasını gösteriyor. Ara ara dersin başına böyle gitgeller yapalım. Evet arkadaşlar, Allah böyle bir hafız. Mülkünde cereyan eden her şeyin her anını hıfzeden, muhafaza eden bir hafız. Bize de bizim hayatımızı bırakmış. Bu da senin imtihanın ey kulum dercesine. Sen de yaratılı çizgini koru, muhafaza eyle. Ucuz keyiflere, hazlara, bir takım tatminlere yağmalatma. Şu güzelim fıtratı arkadaşlar, o izbe kuytu köşelerde lezzet devşiriyor insanlar. Mutluluk arar olmuş. Allah'a kul olmanın, ona asker olmanın, böyle bir imanı taşımanın, böyle bir cevherle şu imtihan dünyasında ve yaşamanın huzuru, lezzeti kadar nerede lezzet bulabilir beşer? Evet. Bize düşen işte hafız isminin bize yansıyan kısmı bu. Allah her şeyi Celle Celaluhu, sen ise yaratılış üstünlüğünü muhafaza et. Bu konuda bize muhafazakar diye bir de suçlarlar. Ama muhafazakar, keşke olsak arkadaşlar. Keşke muhafazakar olsak, sahip olduğumuz her şey emanet benim değil ki. Onurlu insan, haysiyetli insan, değerli insan, şerefli insan emanete hıyanet etmeyendir. Sahip olduğumuz her değer Allah'ın. Esas hak sahibi o. Nasıl muhafaza etmem? Benim değil ki. Keşke muhafazakar olabilsek. Öyle değil mi Burhan abi? Keşke olabilsek yani. Evet. Görmüyor musun ki koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahifi amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içinde yazılarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sayfayı amellerini neşredip kemal-i intizam ve hikmet ile koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafıziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Bilen bilir. Bir şey daha söyleyelim. Bunlar teknik bilgilerdir. Bilimle alakalı olan şeylerdir ama bakın mesela bu sene 2 ay sonra, 3 ay sonra Ağustos ayı gelecek. Ağustos ayının meşhur bir canlısı vardı, Ağustos böcekleri. Adını o aydan alır. Ağustos böcekleri. Ağustos böcekleri bu ay böyle larvalarından çıkacak olan Ağustos böcekleri kaç yıldır bekliyor biliyor musunuz toprak altında? Tam 16 yıl. 16 yıl önce bırakılan yumurtalar bu sene Ağustos böceği olacak. Bir aylık bakın. Burası bizi çok ilgilendirmesi lazım. Bir ayda olsa Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ayna olabilmenin şerefi için o isimlere hizmet edebilmek adına 16 yıldır toprağın altında sabırla bekliyorlar. Bunu da kontrol edebilirsiniz bilgi olarak. Bakın artık internet dünyasındayız, bilgi çağındayız. Açın bakın. 16 yıldır çileyle, sabırla, teslimiyetle tabiri caizse bunu böyle yapmayabilirdi Allah-u Teala ama bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir anekdot anlatayım. Kainat müşahede etme adına bir Allah dostu
Bir köyden bir başka köye doğru yürüyor. Yanında da ihvanlardan bir tanesi, hizmetinde olanlardan veya beraber yürüyorlar. Epeyce bir müddet yürüdükten sonra bir köyün oradaki, affedersiniz, itlerinden bir tanesi, o hoş hoşlardan bir tanesi üzerlerine saldırır gibi oldu. Tavlayarak üzerlerine koştu. Ve yanındaki mürit de veya ihvan da işte taş aldı, sopa aldı, korkuttu hayvancağızı, kovaladı gitti. Ve mürşidinden de tabii bir takdir beklerken o hayvancağız fıtratının hakkını verdi dedi. O fıtratının hakkını verdi. O onun için yaratıldı. Ama sen ise kardeşim, şurada yarım saattir yürüyoruz. Nice ilahi sanatlar gördük. Bağlardan, bahçelerden geçtik. Bir kez bile ne dönüp baktın ne de bana sordun. Bu konuyla alakalı. Fıtratına ihanet eden sensin, o değil. Allah nasip eylesin arkadaşlar. Yusuf suresi 13. ayet. Göklerde ve yerde sayısız işaretler vardır, mucizeler vardır. Yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile. Nasıl bir serzeniş bu ya? Allah cenabinden. Göklerde ve yerde sayısız ayetler, mucizeler, işaretler vardır. Yanlarından hem de bir ömür boyu. 16 yıl değil de Allah onu birkaç ay sonra da çıkarabilirdi. Niçin 16 yıl? Bir şeyler anlatıyor işte. Bir başka irşat. Bir başka emare, bir başka işaret. Ben muhafaza ederim. Ben saklıyorum. Onun sabrından hisse al. Onun gayretinden, onun çilesinden, onun emeğinden bir pay çıkar. Ağustos böceği bir ay, toplam bir ay Allah'ın isimlerine aynı darlık şerefi için 16 yıl. Karanlıklar yurdunda, oralarda. Biz ise yeryüzünün halifesi, mahlukatın göz bebeği, tarihin ve hilkatın şeref konuğu. Bizim amellerimiz nasıl ihmal edilir abi? Nasıl muhafaza edilmez? Demezler mi melekeler? Ya Rabbim biz secde ettik ama şu hale bak. Bir avuçta olsak arkadaşlar. Allah bize güvendi ya, bu odur. O büyüklüğünde Adem Aleyhisselam yaratıldığında meleklere secde emrini veriyor Allah-u Teala. Talim-i Esma hadisesinden sonra rüçhaniyetini de ameli bir şekilde ortaya koyunca Adem Aleyhisselam, melekler secde eder. Ve burada iş bitmez ama. Emin olun, izleniyoruz. O melekler, o ruhaniler tarafından. Önünde secde ettiğimiz varlık, ne menen bir varlık. Ne yer, ne içer, nasıl yaşar, hali, tavrı, edası, ahvali, nasıl bir varlık görmem lazım. Dercesine hele o büyük gecelerde izleniyoruz. O bir güven de Allah cenibinden bize. O güveni Allah boşa çıkartmasın inşallah. Allah bir tabiri caizse bizim tarafımızı tuttu. Siz secde edin. Heva, nefis, şeytanına rağmen insanın o muntazam kulluğu melaikeleri de, ruhanileri de imrendiriyor. İmrendirmeli dahası. Evet. Biraz daha okuyup bitireceğiz dersin. Hafıziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba, şimdi bir üstadımız denklemi tamamlıyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, alemi gaybta, alemi ahirette, alemi ervahta, rububiyeti ammede mühim semere veren beşerin amelleri. Aynı tabiri bir kez daha tekrarlıyor. Bu nasıl bir onur arkadaşlar? Bu nasıl bir kıymet? Mahlukatta Allah bizi seçti. Rububiyeti ammede mühim semere veren beşerin amelleri. Yani kainat, bütün sistem, bütün düzen, bütün proje Allah cenabinden, insan merkezli, insana dair. Hedef ve kasıt biziz. Bizden kasıt da şurada taşıdığımız gönül. Bu gönülden kasıt da içinde taşıdığı iman. Evet. Hani zarfı kıymetli yapan içindeki evraktır deriz ya her zaman. Padişah fermanını taşıyan bir zarfla asker mektubunu taşıyan zarf bir olur mu?
Kainatın en kıymetli zarfı insandır. Çünkü içinde bir kalp taşıyor. O da bir zarftır. Onu kıymetli yapan da içinde taşıdığı iman cevheridir. Allah kamil manada nasip eylesin arkadaşlar. Ama sadece iman değil. Peşinden amel. Allah'ın razı olacağı. Evet. Alemi ervahta rububiyeti ammede mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla diyor üstadımız. Bir tohumun amellerini hıfz ediyor. 200 yıl bekletiyor ve iade eden Allah. 16 yıl bir yumurtacığı orada saklayıp da tekrardan bir aylığına ona neşvi nema veren Allah. Bu kadar kıymetli olarak yarattığı kulunun amellerini nasıl ihmal eder arkadaşlar? Yani sıra insana gelene kadar her şey sonsuz bir hikmetle, intizamla, mizanla, hafıziyetle, ihtimamla kainat sevk idare edilecek. Ama sıra insana geldiğinde bu abes olabilir. Ölüm gelsin, Ebu Bekir ile Ebu Cehil eşitlesin. Bu mümkün müdür arkadaşlar? Şu senin bir akılla, sağlıklı bir akılla böyle bir hüküm verebilmenin imkanı, ihtimali var mıdır? Evet, şu hafıziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki, şu mevcudatın maliki, mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem rububiyeti saltanatında gayet ihtimam gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfz eder. Seni sende 80 trilyon kez. Hadi saklan bakalım. Şimdi bilim adamları bile diyor acaba Hitler'in işte hücrelerinden şundan bundan bir şeyler yapabilir miyiz? Bakın nerelere geldi. Üstadımız buyuruyor ölüme bile bir hayat rengi verilebilir ihtimaldir diyor. Evet, farkında olmadan Allah-u Teala'nın adetullah, sünnetullah kanunlarına hizmet ediyor bilim adamları. Evet. Şu hafıziyet işaret eder ki ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak. Ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri mühim bir hesap ve mizana girecek, sahife-i amelleri neşredilecek. Dedik ya, o gün insan susar, çekil kenara bir adım, kendini izle. Amellerinin resmi geçidini izle. Bu ben miydim diye dehşete düşerek veya huzurla, emniyetle, güvenle. İyi ki o arkadaşlara ben itibar etmemişim. İyi ki o mekanlara beni o kadar çektikleri halde aklımın, kalbimin, vicdanımın, imanımın sesini dinledim. İyi ki böyle bir duruş, bir tavır geliştirebildim alemimde. İyi ki üstadı dinledim. İyi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledim. Allah nasip eylesin inşallah arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Şu dünya hayatında defalarca keşke demişizdir. Pişmanlıklar yaşadık. Okuduğumuz okuldan, meslekten, yaptığımız işten, yapmadıklarımızdan ila ahir. Keşkeler vardır hayatımızda değil mi? Ama Allah o gün keşke dedirtmesin. Bunların telafisi tekrar söylüyorum olabilir. İmkan dahilindedir. Ama o gün Allah keşke dedirtmesin. Çünkü ikinci bir ihtimal yok. En müteyakkız olmamız gereken dönem burası. Sırat köprüsü titizliği burası. İnce yol yürüme sanatı burada sergilenecek. Çünkü Allah'ın huzuruna davetliyiz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Akıbet noktasından bak yaptığın işe. Akıbet noktasından. Bu davranış bana ne getirecek? Evet. Acaba 5 dakika sonra bitiyor inşallah. Hiç kabil midir ki? Sadede gelelim. Bütün bunlardan sonra hiç kabil midir ki insan hilafet ve emanetle mükerrem olsun. Rububiyetin külliyat-ı şuununa şahit olarak kesret dairelerinde vahdaniyet-i ilahiyenin dellallığını ilan etmekle. Bu da şu demek. Bu da ameli bir şekildedir. Kesret dairelerinde vahdaniyet-i ilahiyenin dellallığı şu. Biraz evvel anlattığımız misalle alakalı.
Bütün bu kesret alemi senin için, sende temerküz ediyor. Bir tek sen. Sayısız sanatta, sayısız ilahi tasarrufta bir tek varlık tebarruz eder. Allah arkadaşlar. Aynelerdir bunlar. Kainat kitabında da, Kur'an kitabında da farklı şeylerden bahsetmezler. Allah'tır asıl olan. Ve Allah'ın kastı da insandır. Tekrar söylüyorum. Allah cenibinden kasıt biziz. Ötesi yok. Defalarca tekrarladık bunu. Meleklere karşı bile Allah, şu günahkar yanımıza rağmen, nefis, heva, şeytan, tutkular, peşin lezzet, hırslarımız, öfkelerimiz, birçok şerre bakan yanımıza rağmen Allah-u Teala bize halifem demiş. İnsan durur ve düşünür. Sabaha kadar da uyumaz heyecanından. Evet. Ama Allah liyakat nasip eylesin. Allah fark edebilme gücü nasip eylesin. Çünkü fark etmede bu hadiseleri, bu hakikatları yol alanlar kullukta da yol alıyorlar. Teslimiyette de, amelde de, imanda da. Evet. Vahdaniyet-i ilahiyenin dellallığını ilan etmekle ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da sonra kabre gidip rahatla yatsın ve uyandırılmasın. Ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale yetkisine varana kadar. Kurbanlarda hiç soran var mıdır? Yok. Ben seni seçtim, gel. Kesecek. Biçecek. Parçalayacak. Vermiş Allah-u Teala yetkiyi. Helal dairesinde olmak şartıyla. Ama bir yandan o canlı, o zihayat, o varlık Allah'ı tesbih ediyor olsun. Helal dairesinde böyle bir yetki veriyor Allah-u Teala. Tesbihatına müdahale ediyorsun işte varlığın. Evet. Bir zamanlar Bakırköy'de bir grup arkadaşımız vardı da, onlarla böyle ehli dünya çoğu, zaman zaman konuşurduk. Yahu ya, insanın ne kıymeti var arkadaşlar ya? Ne önemi var ki şu 3,5 insan için kainat yıkılacak, yeniden inşa edilecek? Bu nedir kıymeti? Nereden geliyor? İşte burada hiç, yani şu şurayı bir okuyalım isterseniz. Üstadımızdan, burayla alakalı olduğundan dolayı çünkü, hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var. Tam da bu soru. Hatıra gelmesin ki diyor, bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki? Yahu, burayı hiç okumadan, şu okuyacağız da bir cümle kadar. Benim kıymeti harbiyem nereden geliyor, nereden belli ki diyen insanlara şunu söyleyelim. Arkadaş, 124 bin peygamber sana dair gönderilmiş. 124 bin peygamber. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere. Bütün mukaddes kitaplar. Bütün bu kainat, bütün bu sistem. Her şey sana hizmet ederken sen hala benim ne kıymetim, ne değerim var ki bu soruyu nasıl sorarsın? Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellalı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti var. Allah inşallah, tekrar söylüyorum, İzan nasip eylesin arkadaşlar. İslamiyet iltizamdır. İman izandır diyor üstadımız. İman hükümdür. İman aklen, kalben, ruhen, vicdanen, zerrelerinle Allah'ın bütün emir ve yasaklarının altına imza atabilmektir. Evet. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizatı kudreti olan vukuatı şehadet eden. Hani derler ya, yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir, teminatıdır. Baksana ya, fanzul ila asarı rahmetillahi keyfe yuhil arde badem iftihar. Hiç uzaklara gitmeye lüzum var mı? İçinde bulunduğumuz şehadet alemi yahu. Genelde bakın, burada da belki olabilir, onu da paylaşalım. Hep ahiretle alakalı sorular sorulur ehli dünya tarafından. Abi sakatlar nasıl olacak, engelliler nasıl olacak, boylar, yaşlar nasıl, çekin. Ne önemi var arkadaşlar?
O Allah'ın vaadidir, rahmetidir, lütfudur, keremidir. Emin olun muhteşem olacak. Ama ondan daha önemli olan şudur. Ahirete imanın temel ruhu şudur. Ben sorumluyum ve ben orada bir mahkemeye tabi kılınacağım. Diğeri ayrıntıdır. Allah'ın keremidir arkadaşlar. Ve oralardan soru sorana kadar şu şehadet alemini hele bir halledelim öncelikle. Sayısız ayet var. Bir kere olsun sordun mu? Bu nasıl iş diyebildin mi? Yumurta nasıl canlanır arkadaşlar? Gıda kimyası okudum mesleğimden. İki tür protein var. Beyaz ve sarısında. Hiçbir şey yok başka. Neresinde şifre? Neresine yazmış o kader kalemi? Nasıl bir kodlama? Sadece ısıtarak ete, kemiğe, renge, duyguya, hissiyata dönüşüyor 21 günde. Doğar doğmaz kediden kaçıyor. Nereden biliyorsun düşmanlı olduğunu? İlk defa görüyorsun. Belki dostça yaklaşıyor. Bekle hele. Bir dur bakalım yani. Nereden biliyorsun? Kim öğretmiş sana? Nerede aldın eğitimini? Bu nasıl iş? Neresine yazmış o yumurtanın Allah-u Teala bütün bunları arkadaşlar? Evet. Ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bir müşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal'den insan nasıl Adem'e gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir? Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, elbette bir mahkeme-i kübra ve bir saadeti uzmaya gidecektir. Bu kesin bir hükümdür arkadaşlar. Dersi bitirdik. Son bir kez şunu söyleyelim. Arkadaşlar, şu yaşadığımız hayatı şekillendiren, biçimlendiren nedir biliyor muyuz? Ölüme bakış açımız abi. Ölüme nasıl bakıyoruz? Ölümü ne kadar tanıyoruz? Ölüm ve onu izleyen dönemden ne kadar haberdarsak, o bilgi hayatımızı da şekillendiriyor. Şu içinde yaşadığımız hayatı da şekillendiren, biçimlendiren odur. Ölüme bir bitiş gibi bakanların hayatlarına bakın. Ölümün gerçek değerini, kıymetini, mahiyetini bilenlerin yaşadığı hayatlara bakın arkadaşlar. Allah unutturmasın inşallah. Ölüm değildir en büyük meselemiz. Ölümü izleyen dönem. Ölümle bir kapı aralanacak sadece ama o açılacak kapı bana ne getirecek diye onun telaşındayım diyor Ebu Bekir bin Fevrek adında bir Allah dostu. Gözleri dolu dolu olmuş da ölüm döşeğinde etrafında dostları ölüm korkusu mu seni endişelendiriyor? Nedir bu hal diye sorunca son olarak ölüm değil diyor. Zaten 95 yıldır çaldığım kapı birazdan açılacak. Ama o açılacak kapının bana ne getireceği konusunda büyük endişelerim var. Allah hazırlıklı olmayı nasip eylesin arkadaşlar. Henüz fırsat varken. Evet. Henüz fırsat varken Allah bize kamil manada iman ve gayret nasip eylesin. Ebedül abad yolcularıyız. Hepimiz sonsuzluk yolcularıyız. İki şeye ihtiyacımız var. Bir, bu sırat-ı müstakimde Allah ayaklarımıza sebat nasip eylesin. İki, tevhid nuruyla da yolumuzu devamlı aydınlık kılsın. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.